Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bu video serimizde hep birlikte Elif cüzü dersleri işleyeceğiz. Bu bağlamda burada bulunmaktayız. İlk sayfadan başlayarak inşallah sonuna kadar bir Elif cüzü dersi birlikte yapacağız. Hayırlı olsun. Şimdi derse geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu video serimizde hep birlikte Elif cüzü dersi işleyeceğiz. Diğer adıyla Elif Ba dersleri. Elif cüzü Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olan Elif cüzü ve aynı zamanda yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Mesela ilk haftan başlayalım. Elif, 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 Ba, Elif, Elif. Duyduğunuz üzere ilk harf Elif'tir. Öyle yukarıdan aşağı doğru yazılan bir çizgi. İkinci harfimiz Ba, 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 Ba. İkinci harfin adı Ba'dır. B değil, A ile. Ba harfi. Üçüncü harf Ta, Ta. Ta, Ta. ta, ta, Üçüncü harfin adı Ta imiş. Bir sonraki harf. ta, 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 ta. Bu harf Türkçe'de bulunmayan bir harf. Sa diyor. Buna peltek harf diyoruz. Dilimizi ön dişlerimizin arasına sıkıştırarak çıkartmış olduğumuz bir harftir. Peşine Cim. Bu da bir diğer harfimiz. Sonraki harf. Ha 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 yine Türkçe'de bulunmayan. ha 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 Ha. ha Sonraki harf. dal 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 Böyle ağacın dalı gibi dal değil de biraz yumuşak söylüyor fark ettiğiniz üzere. dal dal Dal. dal 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 Dal. Buna da peltek Z diyoruz diğer adıyla. dal Seslendirme bu şekilde. dal Telaffuz böyle. Sin Türkçedeki S harfiyle aynı esasen. Yani S desen çok mu yanlış olur? Adı Sin. Okunuşta, yazılışta yer yer S olur. Değil mi? Yani su olur, si olur, sen, sun, sin çeşitli yazılışlara sahiptir bu harfler. Sonraki derslerde farklı yazılışları, telaffuzları ele alınacaktır. Sin ile sat arasında elbette fark vardır. Bir yerde ikisi de hani Türkçe'ye yuvarlarsan yuvarlama olarak ortalama S harfidir. Ama aralarında ciddi fark var. Sin Türkçedeki S ile çok benzeşse de sat harfi sinden daha farklı bir harftir. Bir defa kalın bir harftir. Ve bir diğer kalan harf dat harfimiz. Türkçe'de dat deniyor ama dat değil yani telaffuzu duyuyorsunuz. Hep sorulmuştur D'ye mi yakın, Z'ye mi yakın diye. Şuna yakın, buna uzak demiyoruz. Telaffuzu duyup birebir yapmaya gayret etmeliyiz. Dal, bo, dal,
Aradaki farklara dikkat etmeniz için bunu yapıyorum. Harfleri kıyaslayarak öğrenmek lazım. Yani benzeşme noktaları, farklılık noktaları nelerdir diye. Te, to, te, to, bo, te, to, de, bo. Aralarında böyle fark var gördüğünüz üzere. Bu farkları korumak, farkında olmak, farkın farkında olmak önemlidir. Va, to, va, ze, va, ze, va, ze, va, ze, va. Bu iki harf birbirine benziyor fark ettiğiniz üzere. Ze, va, ze, va, ze, va, ze, ze, va, bo, ayn, hay, ay, hay, ay, hay. İkisi arasında da fark var. Ayn, gayn. Arada ne var? Fark var. Yazılıştaki fark biri noktalı, diğeri noktasız. Ay, hay, fe, fe, fe. Türkçedeki F gibi. Çok da uzak bir harf değil. Of, 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 kef, of, kef, kef. Kef demiyor, kaf diyor. Değil mi? Arada fark var. Kef değil, kaf. Lam, 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 ke, o, ke, la, mi, 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 Türkçedeki M gibi. Mi, mi, nu, nu, ha, ha, ha. H demiyor değil mi? H, E ile değil, A ile. Ha. Ve ha, ha, ha. Türkçedeki Hüseyin'in H'si gibi, yine bize uzak bir harf değil. Ve, 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 ve. Türkçedeki V gibi. Ya, 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 ya. Ya işte öyle. Ya. Ya işte böyle. Bir de ne var? Lam elif var. Bak burada yazmış. Not. Görüyorsunuz bazı burada. Bazı elifba kitaplarında bir harf olarak gösterilen lam elif, müstakil bir harf olmayıp lam ve elif harflerinden oluşan bir yazım şeklidir. Demek ki lam elif diye bir harf, müstakil bir harf. Müstakil başlı başına demek yani. Onu şey yapabiliriz. Harfler. Şurada yazarak anlatabiliriz. Bir adet lam yazarsın. Lamı görüyorsun. Bir adet elif yazarsın. Oldu sana lam elif. Burada da yazabiliriz. Bir adet lam varmış. Hemen yanına artı diyelim yani. Bir de elif var. Eşittir. Lam. Lam biraz böyle yan olacak. Elif de biraz yan derken lam elif oluyor. Demek ki sağdaki lam soldaki elif oluyor. Sağdaki lam soldaki eliftir. Lam elif denen şey sağ taraftaki çizgi lam, soldaki elif. Lam elif diye bir harf var mı? Esasen lam ile elifin kaynaşması sonucu oluşan bir harftir. Böylece bu sayfadan bir çalışma yaptık. Bir de elif cüzünü açalım şöyle. Harflerin bağımsız isimleri. Evvel onu bilin. Bunlar bağımsız isim. Yani cümle içerisinde okurken sen bu harfi gördüğünde aa elif harfi, aha ba harfi, ta harfi böyle ta diye okumayacaksın. Onun hareketine bağlı. Hareke ne? İlerleyen derste gelecek. Kırmızı renkli olanlar kalın, kalın harflerdir. Kalın harfler hangileri? Ezber yapılması gerekir bak. Kırmızılar kalın harf ise kırmızı olmayanlar ne? İnce harftir. Ama neden kırmızılar belirtmiş? Daha azdır. Az olanı ezberlersin. Kırmızılar kalın harftir. Kırmızı olmayanlar da ince harftir diye bilmende fayda var. İlerleyen derste bir harf kalınsa ne olmuş? İnceyse ne olmuş? Ona da değinilecek zaten.
Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve alleme. Hadis-i şerifin çevirisi bu. Kaynak Buhari. Fevailul Kur'an 21 diye belirtmiş. Evvela ilk dersi ezberlemek gerekiyor. Bu bir ezber dersidir. Nasıl ezberlenir? Sağdan böyle elif, ba, ta, ta, cim, ha böyle ezbere sayabilmen gerekiyor. Saydın mı? Sonra buradan başla. Ya, lam elif, ha, vav, nun. Böyle soldan yukarı doğru çık. Çıktın mı? Eliften aşağı doğru oku bakalım. Elif, cim, zal, şin gibi aşağı doğru oku. Ba'dan aşağı, ta'dan aşağı doğru, pe'ten aşağı doğru okuyabiliyor musun ezbere? Okuyabiliyorsan demek ki bu sayfayı anlamışsın. Arkadaşların bir kısmı böyle sırasını ezberebilir. Elif, ba, ta diye gider böyle. Sayfayı anlamadığı halde, ezberlemediği halde sırayla gidebilir. Ters oku deyince takılırlar. Bu tam bir ezber yapılmadığının kanıtıdır esasen. O yüzden dediğim gibi yukarıdan böyle elif, ba, ta, ta, cim, ha böyle okuyun okuyun. Sonra ters okuyun. Yukarıdan aşağıya okuyun. Bunları yapabiliyorsanız tamamdır.